Test kebabını bekliyoruz biz. Bunu var ya ben yiyemezdim. Bunu mu? Kemikli falan gözüküyor ya ben biraz şey oldu kötü oluyorum. Neden yumuşak ya ben çok seviyorum. Test kebabı geldi. Ne yapılıyor? Aa, hadi kıralım ikimiz. Bir dakika. Şu kesmesi var ya. Altını kırmızı değil çok yavaş dedi. Şuraya. Bir dakika. Yavaş dedi. Tamam. Çok hızlı da değil yavaş dedi. Aynen öyle. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Araya biraz daha. Ha. Aa. Ay inanılmaz. Verirsene. Sen kır onu da. Hoppa. Güzel. Hadi bakalım. Teşekkürler. Aa çok güzel. Sandra. Daha hızlı bulman lazım. Testiyi de kırdığımıza göre yemek yiyebiliriz. Emre sanırım Ecem oldu. İnanılmaz. Resim hayallerimiz mahvoldu. Yok oldu ama galiba vlog, bu. Vlog devam. Ama vlog da devam. ATV keyfindeyiz. İlk defa mı kullanıyorsun? Evet. Keyifli. Ay kafama bak yan falan dönmüş aslında. ATV ile gezintimizde ufak bir mola verdik. Fotoğraf çektiler. Şimdi kesin böyle tabağa falan bir şeye basacaklar onları. Biz de bir 10 dakika duruyoruz burada. Normalde yukarı çıkıp buraya manzaraya bakmak lazım. Bizimkiler üşengeç oldukları için ve yorulmuşlar efendim. O yüzden ben tek başıma çıkıyorum. Balonlar genelde buralardan kalkıyormuş. Mu dedi, öyle bir şey dedi. Aşk Vadisi'ndeki salıncak kafe. Bunu kimse bir yere koyamaz. Aa. Aa. Geliyoruz. Evet, Asmalı Konağı'na geldik. Sandra mutlu musun? Özcan Deniz Demirgül yaşıyor. İçinde borcu aşk ve entikranın oldu. Entikranın oldu. Evet, sıradaki destinasyon. Ebru Sanat Evi. Aa arkadaşlar şunu gördünüz mü? Çok tatlı bir tasarım ya. Çok şeker. Sizinki de böyle bir şey değil miydi istediğiniz? Diğer elimizle vuruşlar yapıyoruz. Benim kızım da var. O da endüstri mühendisiydi. Aa ne güzel. Buna gelgit Ebru diyoruz. Çok güzel. Biz diyoruz bu. Kedi kuşlu aletleri de şekil vermemize yardımcı oluyor. Biraz derine batırıyoruz. Zor mu?
yağ çizerek yavaşça yüzeye koyuyoruz. Birden tatlıyı bırakmıyoruz. Çok ya. İyi ya. Sonra yavaşça kuruyup çerçeveledik. Şimdi Dila deneyecek. Ben istiyorum. İyi mi renkler acaba? İyi. Bence çok güzel. Aa, nasıl seversen koy. Çok karışmamalı mı? Yani dengeli. Biraz gözüksün aslında şimdi. Tomatların altına pembe yapsam çok mu koyu kalır? Patatesin altına mı? Evet. Yani ne yapalım? Nasıl? Güzel, gayet güzel. Bu desene gel git yapı diyoruz. Balık sırtı gibi olmaya başladı. Evet. Alt yerler güzel çok oldu. Daha yoğun. Bir dokunur, yuvarla konuşacak. Dokunur da bekliyoruz. Biraz daha büyütelim. Ha, çok iyi. Bunları dışarı alacak şimdi. Şu an diyorum ki şuraya ve şuraya köşede olsun. Tamam. Tamam, okey. Oraya ama daha bu tarafa değil mi? Bir tane şuraya yapayım. Sima'ya gidelim. Ay, buradan boya aktı. Sima ve papatyaları. Biraz karışık oldu. Evet. Bir de ay, çok bir güzel oldu. Büyütmek mi lazım? Büyümez. Tamam. Çok güzel oldu. Tatlı oldu değil mi? Evet. Bakayım. Onu bir çekelim. Ha, renkler hiç oradaki gibi olmuyor. Evet, bu arada pembe değil, kırmızı oldu. Güzel oldu. Evet, çiçekler evet. Çok başardım. Var mı demek istemiştim? Yok. Sen de sen istemiyor musun? Evet, geliyor. Evet, evet, süperiz. Hazırız. Heyecanlıyız. Güzel. İstanbul'da var mı bu diyecektim. Aynen. Ben dönünce de... Niye sürtmek gerek? Dila bayağı... Tatam. Çok iyi. Heyecanlı. Evet. Tekrar. Evet, ortaya kadar. Kabız bir şekilde kaş yapabilir. Şöyle. Heh. Yıldak da doğru çıkartıyor. Ne oldu? Ona kayıp oldu. Son an tabi. Ben bakayım Ece. Ay, çok şirin. Çok güzel oldu. Sağdaki lale harika olmuş. Bir rüzgar atar falan. Çok güzel. Uçuruyormuş gibi. Ecem'in dizaynı. Sima'nın abstract dizaynı. Bu da benimki. Evet, yıkanıyor. Bayağı şaka gibi yani. Açılınca daha büyüyor. Şimdi odamıza geldik. Ay, bitti turlarımız ve bütün gezmelerimiz.
Bitti derken yanlış anlaşılmasın. Bu ekiple bitti. Yarın bizim diğer ekip geliyor. Dağhanlar, Marklar geliyor. Yaklaşık bir 25 kişi geliyor. Bir şey yok. Evet evet. Yaklaşık bir 25 kişi olacağız yine. Onlarla biraz daha gezeceğiz ama iyi ki kızlarla gelmişiz. Çünkü gerçekten öbür turda çok fazla şey yok. Daha az şey yapacağız. O yüzden iyi oldu. Şimdi biraz oteldeyiz 1-2 saat. Sonra Ece Şun doğum günü için yemeğe gideceğiz. Varsın Ece. Nice mutlu senelere. 5 saatlik dileğime hoş geldin. Ece. Yine uzun bir. Bravo. Bravo. Günaydın. Burada bugün cuma oldu. Bugün Ece Hoş'la Sandra döndüler sabah erken. Biz de uyuduk ilk defa. Çünkü yaklaşık 3 gündür falan sabah 5'te kalkıyoruz. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Sima demin gitti. Ah çok şeker bir köpek var. Burası o kadar güzel bir otel ki. Ya size anlatamam. Çok tatlı. Köprüdeyim şu an. Çok şeker bir yer. 11 gibi iniyor galiba ve İşte 12-12.30 gibi otelde olur da biz de kahvaltı edip bavul yapıp çıkacağız. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Aşırı güzel. Neden bağırıyorsun? Gel. Meo. Yumuşacıksın sen, çok tatlısın. Çok şekersin sen, çok. Balkon keyfi kahvaltısı yapıldı bugün. Sima'yı ikna ettim. Evet. Odaya gideceğiz. Bavulları yapıp öbür otele geçiş yapacağız. Bizimkiler inmiş arabaya biniyorlarmış bile. Galiba biz geç kaldık. Şimdi otelden çıktık. Bizim otele gidiyor. Her otele böyle geçiş. Süre çok iyi. Bu kadar yakın. One hour later. Devam etsene yukarı. Oğlum güzel dursana. Güzel dur. Geri nasıl ineceğim peki orada? Çıkarsın ya. Ya çıkarsın da geniş, korkunç. Evet. Benim dün çıkmaya çalıştığım yerdeyiz şu an. Mehmet geldi, o çıktı. Mehmet devamı nasıl? Abi aynı bir tane daha var. Ondan da çıkacağım. Yaşanmaz yani. Yani orada kalırsan ama indiremeyiz. İyi çıkmış ya. Evet evet. Bir bak belki bir şey çıkar. Yukarı. Bilal sen yapardın, niye yapmadın? Korktum ya, inemem diye. Dalman taşır seni, git hadi. Sıkışacak. Gidiyor. Sıkıştı bu arada galiba. Hayır gidiyor. İnanılmaz. Çok heyecanlı anlar yaşıyoruz. Bu arada dün geldiğimiz yere geldik yine herkes. Bu şimdi şey mi? Hayvanlar gibi mi? Sen çıkmamışımdır. O. Güneş mi? Size de neyi? Çok dik. Ben yardım ederim. Bana mı? I went up like up there, but then I was like, I don't know how to come back down, so I'm not gonna try. Çeker misin orada? Ya nasıl gideceğim, yukarı gidemem. Ray bana ben çekeyim diye. Çıkamazsın, git. Çıkarım ben, çıkarım. Şu an çekiyor Mesut, bakar mısın? Tamam. Mesut kameramı kırma Allah aşkına. Dur lan dur. Aha kulağım koptu. Bunun nereden ineceğiz? Buradan ineceğim. Çok zor. Mehmet. Geç ver, sağ ol. Memo. Ela, Mesut gidiyor. Mesut yapma diyor. Ya. Şimdi korkutma beni ya. Gel hadi. Ela lütfen. Sen gel, ben geliyorum. Ya lütfen gelir misin? Maske. Maske de bitti. Ya Mesut.
Memo nerede? Abi aşağı iniyor. Nereden iniyor? Mesut ya, dikkat et. Mesut. Memo, İbne falan nerede yazıyor? Bak aldığı şeyle komedi. Aynen. Dolay Allah. Biz buna nasıl ineceğiz? Küpürükler. Bence biz buna yatacağız biliyor musun? Nefe nerede? Şurada yazıyor. Salladım. Ya salladım ben. İşte burası da böyle arkadaşlar. Bu ne lan? Kamera. Nasıl kamera lan bu? Şu lan Kobella. Dilan'ın mı bu? He. Harbi mi? He. Ya şuradan onları çekelim o zaman. Şuradan kendini çek. Kim ne kadar yüksekteyiz? Gel gel. Geliyorum geliyorum sen dur. Merhaba. Biz inemeyeceğiz oğlum. Bu nasıl bir kamera ya? Hadi ne? Tamam. Bunu içeri koyalım. Oradan inemeyiz oğlum. Şuradan bir yerden daha çıkışa bir kesin yangın çıkışı olan vardı. Oğlum ben düşerim. Bir sorsana Mehmet. İniş nereden diye. Bir şey diyeceğim. İniş nereden? Kim diyor onu ya? Başka bir yerden vardır ya. Vay koyayım böyle işin ya. Memo! Mehmet bekle bekle. Memo! Ha? Bekle ben korkuyorum. Anam Mehmet beni tutsana oğlum. Mehmet! Cam mı var? Ela kesin burada bir cam var ben görmüyorum. Ne müzesindeyiz şu an? Neydi buranın adı? Avanos Şömlek Müzesi. Duvarlar ve etraf çok güzel. Biraz karanlık gözüküyor ama. Evet, seramik yapmaya geldik. Şimdi el izliyor. Motorlu olmuyor mu normalde? Öylesi de var. Nereye geçersen biri göremiyor. Ne yapayım? Bugün bizim için. Sizin için çok güzel değil. Vazo. Yavaş yavaş. Ha. Fazla sıkma. Yavaş yavaş. Fazla sıkma. Sinirliyim. Evet de yıkayınca çıkıyor. Abartacak bir şey yok yani. Biraz daha derin istiyorsan bastı. Biraz yamulmaya başladı. Öyle oluyor. Ama ortası çıktı. Bence de öyle. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor ya. Abi onu daha özel bir şey yaptırman lazım. Önce kızı geçmen lazım. Şekerlik yapsan o zaman mı? Şey yap ya. Şarap şey yok. Aynı alaka abarttı. Bugün şimdi ışık gelsin diye bir yere geldim, yankı yapıyor sesim. Vezirhane diye bir yere geldik şeyde. Bu bizim kaldığımız Argos Otel'de. Bir oda kiralıyorsun. Çok güzel burası. Şimdi göstereceğim size etrafı. Burada yemek yaptık bu akşam. Biraz sakin bir akşam. Yarın akşam biraz daha hareketli olacak gibi gözüküyor. Etrafta aslında çok fazla şey çekmiyorum. Çünkü zaten gezdiğimiz yerler. Ama bayağı keyifli geçiyor. Kalabalığız. Size etrafı göstereyim biraz o zaman. Böyle bir odadayız. Çok güzel. Güzel bir yer. Evet, yine balona geldik. Buna nasıl yön veriyorsun? Yön yok, tamamen rüzgara bağlı bir hava. Allah'ım aynen. Şimdi içim çok rahatladı bunu. Yok yok. Ya çok iyi. Oğlum onlar kaç?
dışına kadar kalabalık. Evet. Oha. O 24 kişilik falan. O tarafta hiç ses çıkmıyor bu arada. Mark, senin düşüncelerini alalım balonla ilgili. Gergin. Ama şu an iyiyim. Biraz alıştın mı? Gerek yok bence zorlamaya. Bir, bir metre çıkmam gerekiyor. Ondan sonrasında daha fazlası zorlamayacağım. Zorlama, zorlama. Ya zorunda mıyız? Yani bölgeye gidebilmem için, rüzgar kullanmam için zorundayım ama... Memo yıkıldı şu an. Oğlum bunları düşünmeyin, bırakın adama ya. Öncem. Aşırı gergin bir ekip, anlatamam size yani, aşırı gergin. Geçen gün çok iyiydi. Evet, yavaş yavaş inişe geçiyoruz. Kim güneşleniyor? Bak, balon şirketi kurmaya karar verdi. Kendi yüzünü basacakmış balon. Simanın yüzü simam balonu falan. Böyle miydi? Nasıl lan? Evet. Diğer tarafa bak. Evet, ters. Abi orada bir pozisyon. Güzel. Karşılıklı pozisyon al. Bekle abi, bekle. Dur. Kalk gideyim. Dur. Düşecek. Hop. Hop. Öne doğru. Hoppa. Bravo. İndir. Tezat bir durum. Benim suratım çekildi tezat derken. İndik yerde de balonu o kadar sevdik ki inmemeye karar verdik. Ya bence benim aynen. Buharlı. Restorandaymış. Otelimiz. Ya çıkınca biraz problem. Evet. Day 3050. Gidiyoruz. Odadan çıkış yapılıyor. Bugün siyah ve beyaza büründüm. Böyle bir look. Sonra dönünce söz size odamızı göstereceğim. Çünkü çok garip. Sonra anlatacağım. İleride görüşmek üzere. Evet, şu an güvercinlik vadisi miydi? Oraya geri geldik. Ve evlilik ağacının oradayız yine ve kendiminkini buldum, göstereceğim size. Burada. Burada duruyor. Rengi de çok clean bir renk seçmişim. Güzel. Ya kontrole geldim. Ben kontrole geldim. Alın teker teker. Herkese var. Merak etmeyin. Gel yavrum. Ha güzelik. Girilir mi daha? Bir de şapkalı gelmiş ya. Yiyeceğim. İkon. Vay vay bak, eyvah. Öleceğim şu anda. Bu arada öyle çok da sıcak değil. Şu saatini şey yap. Aşağıdan yukarı kaldır ya da yukarıdan aşağı tam. Ya atıyorum bunu. Nasıl lan? Soğuk mu? İyi, güzel. Neyse, ben jacuzzi kısmına katılacağım. Şu an katılamayacağım buraya. Check out vakti geldi, dönüyoruz. Şimdi birazdan otelden çıkacağız. Kayseri'ye gidiyoruz, orada yemek yiyeceğiz ve havaalanı ve dönüş ve kapanış. Şimdi size odamızı gezdireceğim ama ondan önce bir önce simaların odasını gezdirmek istiyorum. Hani böyle düşündüğünde normalde cave otel, hani Kapadokya, böyle mağara
falan müzik otelde kalıyoruz şu an. Ve yani çok güzel odalar var böyle full mağara, gerçek yani doğal mağarayı odaya çevirmişler falan. Biz de öyle bir oda bekliyorduk. Şimdi önce simalarınkini göstereceğim, ne beklediğimiz. Sonra da bizimki. Ne umduğumuz diyorum, ne geldi. Evet, şimdi simalar odaya giriş yapıyorum. Hazır mısınız? Yapamıyormuşum giriş. Ama giriş şu şimdi. Hazırlıklı olun, geliyor. Mağara için izin çıktı. Şimdi ilerliyoruz. Giriş böyle. Bayağı otantik bir oda. Full mağara keyfi. Mağara keyfinde bir sima. Mağara insanı. Böyle bir oda. Yani beklediğimiz buydu. Hani böyle. Otantik yani. Mağara odası bekliyorduk. Gel görelim ki mi denir. Neyse. Biz bizim odaya bir girdik. Aa, burası da neresi? Tanıdık bir yerlerden. Şimdi Edirne Sarayı'na hoş geldiniz. Abi alakasız, bizim odanın mağarayla alakası yok. Bayağı bildiğim böyle Edirne Sarayı'nda bir oda falan gibi, böyle saray odası gibi bizimki. Tabii ki güzel bu arada. Asla nankörlük etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki çok güzel ama hani mağara bekliyorduk biz. Mağara çıkmadı. Bir saray ziyareti yaptık, gidiyoruz. Evet, bunu da gösterdiğime göre bundan sonra ya yemekte ya arabada bir yerde görüşürüz. Resepsiyona doğru ilerliyoruz. Aa, burası da başkasının odası. Hazır bulmuşken. Dönüş yoluna geçtik. Yemekte falan çekemedim. Çok da kayda değer bir şey yoktu zaten. Şimdi eve dönüyoruz artık. Bir sonraki tatilde ve vlogda görüşmek üzere.